Sayın Bakan, 3 milyon öğrenci okullarda verilen kurslara devam ettiğini söyledi. E hani biz yola çıkarken yarışmayı ortadan kaldıracağız, dershaneleri okula dönüştürecektik. Geldiğimiz nokta 3 milyon öğrencinin okullarda dershanecilik faaliyeti yapmasıyla karşı karşıyayız. Yani burada dershaneler okullaşmadı, aksine okullar dershaneleşmiş oldu. Artık dershaneler, dershanelerin boşluğunu doldurmaya çalışan milli eğitim okulları birer dershaneye dönüştü. Cumartesi pazar öğretmenlerin çalışması, o okulların hijyenik koşulları, çok ciddi şikayetler alıyoruz. Okullardaki müstahdem sayısı artmadı, okullardaki fiziki şartlar değişmedi. Siz cumartesi pazar eğitime devam ediyorsunuz, öğretime devam ediyorsunuz. E pazartesi günü okula hazırlığınız nasıl olacak? Fiziki olarak o okulun hazırlanması nasıl olacak? Büyük bir karmaşayla karşı karşıyayız. Kurslarla ilgili olarak çok ciddi şikayetler alıyoruz. Okul aile birlikleri vasıtasıyla ikişer bin lira para toplanıyor öğrencilerden. Okul aile birlikleri adeta birer dershane gibi çalışıyor. Öğretmenlere verilen 20 lira ders başı ücretinin üzerine 30 lira da okul aile birliklerinin oluşturduğu bu fonlardan öğretmenlere ücret veriliyor. Şu an okuldaki öğretmenler 50'şer liralık ücretler karşılığında bu kurs işini yürütmeye çalışıyorlar. O zaman biz şunu diyoruz, tamam siz okullarda bunu yapmak istiyorsunuz, hem de ücretsiz yapacağınızı söylüyorsunuz. Buna da saygı duyuyoruz. O zaman bırakın isteyen istediği kursa gitsin. Bir tarafta devletin ücretsiz okulu, sizin iddia ettiğiniz gibi ise ücretsiz okulu, diğer tarafta da ben takviye kurs vermek istiyorum diyen bir serbest teşebbüs, özel teşebbüs. Bırakın o zaman, onlar da orada faaliyetlerini yürütsünler. Şimdi ben buradan özellikle mahkeme kararını tanımayan, mahkeme kararını uygulamayan ve sadece birkaç kişinin, aslında o dar oligarklar her yerde var. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki dar oligarklardan birkaç kişinin aldığı hukuksuz kararları uygulamaya çalışan il milli eğitim müdürlerine, ilçe milli eğitim müdürlerine seslenmek istiyorum. Bakın, kanunsuz bir iş yapıyorsunuz. Kanunsuz bir emri uygulamak zorunda değilsiniz. Kanunsuz bir emri uyguladığınız takdirde sorumluluktan kurtulamazsınız. 2004 yılında Sayın Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir mahkeme kararını uygulamamasından dolayı 2014 yılında Hukuk Genel Kurulu kararıyla tazminata mahkum edildi. Bakın aradan 10 yıl geçmiş. 10 yıl sonra bir tane APK araştırma geliştirme APK'nın başındaki bir daire başkanının kararını, verilmiş bir mahkeme kararını uygulamadığı, etkisiz hale getirdiği için tazminata mahkum edildi. Başta bakan ve sorumlu bürokratlar. 10 yıl sonra bu sorumluluktan kaçamazsınız. Mahkeme kararlarını uygulamamak bir suçtur.